Bu bölümde sizin için son günlerin sıcak konularından olan BNB'yi konuşmak istiyorum dostlar. Malum BNB Bitcoin karşısında hele ki şu son kripto para kışına rağmen tüm zamanların en sert yükselişini yaptı. Gerçi dün ve bugün biraz böyle bir düzeltmeydi ama bunlar zaten beklenebilecek şeyler. Karını alan çıkıyor gün sonunda. Şimdi biraz daha böyle olaya daha uzun vadeli bakacak olursak BNB neden yükseliyor? Daha da yükselecek mi? Teknik analiz ne diyor? İşte tüm bunları bu bölümde birlikte cevaplıyoruz. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı ve zile dokunmayı unutmayın. Bir de yorumlarınızı da bekliyorum. Ve son bir anons olarak da hiçbir yere ayrılmayın. Bu bölümün sonunda sizden gelen soruları ve yorumları da konuşacağız. Şimdi başlıyoruz. Şu an BNB'de tam anlamıyla söylenti dal, haberde sat kurgusu çalışacak gibi duruyor. Aslında Kasım ayından beri BNB hafif hafif böyle düzenli bir şekilde yükselişlerini yapıyor zaten. Hani dolar olarak BNB tüm zamanların en sert yükselişini yaptı diyemesek de Bitcoin karşısında tüm zamanların en sert yükselişini yaptı diyebiliriz. Aşağı yukarı böyle. Dolar karşısında niye yaptı diyemiyorum abi. Çünkü BNB 12 Ocak 2018'de tam 24.4 doları vurmuştu. Ama yine de bugünü konuşacak olursak kripto paraların düşüş yaşadığı bu ayı sezonunda bence Bitcoin karşısında gayet iyi bir yükseliş sergiliyor. Neyse, az önce dediğim gibi BNB'de tam anlamıyla söylenti dal, haberde sat kurgusu çalışacak gibi duruyor. Bu kurgunun ne olduğunu bilmeyenler için size böyle birkaç cümlede açıklayayım isterseniz. Herhangi bir parada, coin'de çoğunlukla böyle olumlu söylentiler ortaya atılıyor. O söylentiyle fiyat artmaya başlıyor. Fiyat artmaya başladıkça bunu gören giriyor abi. Bunu gören giriyor. İyice artmaya başlıyor. Şişmeye başlıyor. O söylentinin denk düştüğü tarih gelince de fiyatlar sert şekilde düşmeye başlıyor. O söylentide belli bir tarih içeren herhangi bir şey olabiliyor. Yani mesela Bitcoin'de 2017 sonunda başlayacağı söylenen vadeli işlemlerde çok benzer bir süreç olmuştu. Yani çok benzer bir yükseliş olmuştu kısa süreli. Vadeli işlemler başlayınca da zaten ne olduğunu görüyorsunuz. Nasıl sert bir şekilde düşmeye başladık. Neyse dostlar, ben anlatıyorum ama bu arada siz de videolarımı beğenip kanalıma abone oluyorsunuz değil mi? Fikirlerinizi de bekliyorum bu arada. Küçük bir not olarak bunu da eklemek istedim. Şimdi BNB'de bunun kesin olacağını elbette söyleyemem. Ama biraz sanki bu kurguda gidiyoruz gibi geliyor bana. Bu 1-2 günkü düzeltmesini saymazsak çoğu kripto paradan pozitif şekilde ayrışıyor BNB. Şimdi BNB tarafında bu ara birçok iyi söylenti de var elbette ki bunların bazıları elbette gerçek olacağı da benziyor. Teknik analize girmeden önce ben bu söylentiler neler, hangileri gerçekçi olabilir, BNB neden yükseliyor, daha da yükselmeye devam eder mi, bunlara böyle bir hızla bakmak istiyorum dostlar. Birincisi, bakın birincisi, BNB'nin yükselişinden en göze çarpan neden bence şu. Binance'ın ICO satışı yaptığı platform olan Launchpad üzerinde BitTorrent token'ın sadece Tron ve BNB ile satılacak olmasıydı geçmişte. Yani geçmişte dedim, çok eski tarih değil ha. Yani 2-3 hafta öncesinden bahsediyorum. Binance'ın CEO'su ve Justin Sun BTT'yi iyice böyle tanıtmasıyla birçok yatırımcı bu token'ı almak ve ICO'suna katılmak için BNB satın aldı. Çünkü bu zorunluydu. Ya da Tron alacaktınız. Bu da haliyle dostlar BNB yükseltti. Ve sonrasında da BTT token yatırımcılarına tam dostlar tam 10 kat para kazandırdı. Durum böyle olunca da yatırımcılar bu sefer gözlerini bir sonraki ICO'ya dikti. O da Fetch. Fakat dostlar burada bir konuya çok dikkatinizi çekmek istiyorum. CZ yani Binance'ın CEO'su BTT token'da 10 kat kazandırdığı paraları bir anlamda Fetch token'a çıkarmak isteyebilir dostlar. Bakın yani Tron'un kurucusu biliyorsunuz Justin Sun ile BTT token üzerinden Binance Launchpad'in tanıtımını böyle baya böyle tam gaz yaptılar. Yeterince yaptılar. Bir sonrakinde voleyi vurmak isteyebilirler. Ama tabii bu bir ihtimal dostlar. Diğer bir ihtimal de şu. BTT token'ın yarattığı heyecan Fetch'e de yansıyabilir. Bakın bu da ihtimal ve gerektiğinden fazla yükselerek ICO yatırımcılarına kazandırabilir. Ama dostlar her iki durumda da gayet iyi bir risk var. Önemli bir risk var dostlar. Girecekseniz buna göre girin yani. Neyse, Justin Sun ve CZ BTT'yi tanıttığı gibi Fetch'i tanıtmıyor sonuçta şu an. Bakın bu da bir detay. Bu arada ek bilgi olarak Fetch'in daha halka açık fiyatları da belli olmadı. Ya yani bunu da söyleyeyim. Neyse dostlar, BNB'ye geri dönecek olursak da BNB'nin yükselişini tetikleyen ilk
ilk maddemiz bu. Bu bir cepte kalsın. İkincisi ise şu, Binance Chain yani Binance'in kendi blockchain'i geliyor. Aslında geçen seneden beri bu konu çok konuşulan bir konu ara ara. Ben de hatta yanılmıyorsam ne zamandı? Geçen sene Mayıs ayı gibi Binance Chain'in geleceğini, neler yapabileceğini, neleri değiştirebileceğini bir videoyla size analiz etmiştim, anlatmıştım. Şimdi Binance Chain ile birlikte merkezi olmayan kripto para borsası da geliyor Binance'in. Burada ben bir artı parantez açmak istiyorum. Bu merkezi olmayan borsada BNB tüm ağı çeviren ücretlerin alındığı bir böyle bir coin olacak dostlar. Hani Ethereum'daki gaz gibi düşünebilirsiniz. Bir de dostlar bir de ek bilgi olarak da şunu söyleyeyim. Bu yeni borsada coin listeleme ücreti tam 100 bin dolar olacak. Bu yüksek bir ücret. Fakat CZ burada diyor ki scam projeler gelmesin diye listeleme ücretini yüksek tuttuk diyorlar. Hatta laf laf açıyor dostlar. Şu bilgiyi de paylaşayım sizinle. Son dönemde CZ yani Binance'in CEO'su. Ben CZ diyorum. Siz Binance'in CEO'su olarak alın. CZ ve Justin Sun biliyorsunuz böyle bir kanka moduna girdiler iyice böyle. Kendisine bir tweetle şu sorulmuştu geçtiğimiz hafta CZ'nin. Acaba dediler. Acaba BNB Tron ağında çalışmayı düşünebilir mi? Biliyorsunuz BNB Ethereum ağında çalışan bir ERC20 token şu an. O soruyor da şöyle cevap verdi Binance'in CEO'su CZ. Hayır dedi. Yani Binance Chain geliyor. Binance'in kendi blockchain'i geliyor. BNB kendi blockchain'ine geçiyor yani bir anlamda. Hatta daha da yeni bir tweetle de bunun haberini verdi CZ. Dedi ki sonunda net bir tarih verebiliyorum. Blockchain'in testnetine geçiyoruz. Yani ana zincire geçmeden testlerin yapılacağı zincire geçiyoruz dedi. Bu zincir içinde net tarihimiz 20 Şubat dedi. Testler yapılacak, geri bildirimler alınacak, bazı şeyler düzeltilecek ve ana mainnet'e geçilecek. Bunun dışında bu testnette 11 tane node olacak. Performans öncelikli olacakları için node'lar az olacak ama kapasiteleri büyük olacağı söyleniyor ve toplamda da Bitcoin'in blockchain'i kadar büyük olmayacak. Daha çok böyle Neo gibi olacak, Ripple gibi olacak deniyor dostlar açıklamalara göre. Bir de akıllı sözleşmeler olmayacak. Neyse konumuz tabii ki Binance Chain değil. Onu belki başka bir videoda detaylıca son gelişmeler ışığında update ederiz, güncelleriz, analiz ederiz. Ama şunu söyleyeyim. Çok kötü bir sezonda değilsek yani böyle dibin dibini yaşamıyorsak abi ayı sezonunda olup yine de böyle şu andan bahsediyorum. Bakın şu andan bahsediyorum. Ara ara böyle yükselişler falan yaşıyorsak bu kendi blockchain'e geçme haberleri genelde piyasaya böyle bir heyecan verir. Yani böyle piyasayı hafif yükseltir, coin'i yükseltir demeye çalışıyorum. Öyle ki ben mainnet takibiyle kazanç elde etme odaklı bir video bile yapmıştım geçmişte ama tabii o zaman piyasa daha iyiydi. Yani Bitcoin'de 11-12 bin dolar falan civarındaydık diye hatırlıyorum. Bundan dolayı dostlar bakın bundan dolayı BNB tarafında elimizde en azından testnet için bile olsa bir tarih var. Bu da bir cepte kalsın. 20 Şubat var. Bu da ekstra bir ne olur bir heyecan oluşturmuş olabilir. Yükselişin bir nedeni de bu olabilir. Bu heyecanlar genelde dediğim gibi mainnet'e yani testnet'ten sonrası kendi ağına net bir şekilde resmi bir şekilde geçişle birlikte son bulabiliyor. Akabinde ne oluyor abi? Düşüş geliyor. Hani bunları anlatıyorum ama yatırım tavsiyesi değil bunlar. Yani sadece aklınızda bir böyle bir fikir kalsın. Bir fikir olsun diye anlatıyorum dostlar. Şimdi BNB yükseltebilecek diğer maddelerden biri de BNB'ni yakılarak piyasadaki BNB miktarının azaltılması. Buna ayı sezonundayız, boğa sezonundayız demeyerek istikrarlı bir şekilde devam ediyor Binance tarafı. Bunda hakikaten hakkını vermek lazım. Mesela en son Ocak 16 gibi bir yakım gerçekleşti ve o zaman BNB 5.83 dolar civarındaydı ve 9 milyon 400 bin dolarlık coin'i yakarak adeta bir çöpe attılar. Hani ve toplamda da dostlar yani toplam bütün 6 defa coin yakma operasyonu yaptılar ve sonuç olarak tüm BNB'lerin %5.41'ini yakarak 130 milyon doları bakın hakikaten tekrar söylüyorum tam 130 milyon doları çöpe attılar. Bu coin yakma işi bu arada hani neden falan diyebilirsiniz ama geleneksel paralardan coin dünyasına, kripto para dünyasına gelen bir şey. Bakın Amerikan Merkez Bankası Fed'de dolar yakarak piyasada dolaşan dolar miktarını azaltmayı ve bu yolla da doları biraz daha böyle bir kıymetlendirmeye çalışıyor zaten. Bunları biliyorsunuz burada konuşuyoruz ara ara. Neyse bunlar dostlar BNB'yi son birkaç ayda fiyatlandıran gelişmeler. Teknik analize geçmeden önce de kısa bir yorumlayacak olursak muhtemelen Binance testnetten mainnet'e geçene kadar da bu fiyatlanma ortalama üzeri bir şekilde devam edebilir. Çünkü burada hem mainnet hem de merkezi olmayan borsa heyecanı var. Bunları anlattım. BNB coinleri yakılması nispeten fiyata kısmen etki ediyor artık. Yani önceden bakın ne zaman 2017 sonları 2018 başlarında falan fena yükseltiyordu coinleri. BNB de bundan payını alıyordu ama şu aralar yani pek bir etkisi yok ama ana unsur olarak olmasa da bu bir coin yakma
yapma mevzusu destekleyici bir unsur olarak bir an bir yükselmesini sağlayabilir. Bunlar bu arada tekrar söylüyorum yatırım tavsiyesi değil. Biz böyle anlatıyoruz şu şöyle olabilir bu böyle olabilir falan ama dostlar bakın yani gün sonunda çat diye bir Binance bir hacklenir bir şeyler olur abi. Tüm plan her şeye böyle alt üst olur. Dolayısıyla bu anlattıklarım her şey böyle yolunda tıkırında giderse piyasada bu şekilde veya biraz daha olumlu bir şekilde giderse 3 aşağı 5 yukarı gerçekleşebilecek şeyler. Dolayısıyla mutlaka olacak diye düşünmeyin. Çünkü anlatıyorum yani öngöremeyeceğimiz şeyler olabilir. Yani dediğim gibi Binance bir hacklenir. Bütün güven yerle bir olabilir. Bunu kimse bilemez. Bu tamamen kahinliğe girer dostlar. Şimdi bunları da kısaca bir geçtikten sonra BNB'nin teknik analizine de böyle tam gaz girmek istiyorum. Şimdi teknik analizde Aralık'tan bugüne böyle bir çizmeye başladığı bir formasyon var BNB'nin. Yükselen üçgen formasyonu var dostlar ve bu formasyonun dönüşü yükseliştir ki zaten son bir iki haftadaki yükselişle bunu kırarak tamamladı. Bu formasyonu tamamladı. Zaten RSI'de bu arada bu dünkü BNB düşüşünde falan bence günlükte falan çok güzel sinyal verdi. Yani 70'in üzerine çıktığı iki zaman olmuş BNB'nin günlükte. Bakın dolar paritesi olarak konuşuyorum tabii ki. Birincisi zaten 2017 sonundaki boğa sezonu. İkincisi de iki gün önce. Yani peki Eren bundan sonra ne olacak diye sorarsanız da bakın BNB hala desteğin üzerinde devam ediyor. Ve hareketli ortalama da iyi. O da iyi yani. Yükselişi işaret ediyor. Fakat grafiği 4 saatliğe veya saatliğe çevirdiğimizde yükselen kama formasyonu var gibi duruyordu. Ve bu da kısa vadeli de olsa bakın kısa vadeli de olsa bir düşüşün göstergesi olabilir. Tabi yatırım tavsiyesi vermeden dostlar bunları böyle bir toparlayacak olursak da ben şunu söyleyebilirim. Bu kamayı kırarsak kısa vadede biraz böyle bir düşebilir BNB ama uzun vadede yani özellikle bakın özellikle ne dedim demin 25'inde bu Fetch ICO'su var. Ona katılmak için yatırımcıların BNB alması gerekiyor ve Fetch'in de daha fiyatı açıklanmadı. Yani private sale'deki özel satıştaki fiyatı belli ama ben bu videoyu çekerken en azından ICO'daki satışı rakamı belli değildi. İşte o da belli olunca ve 25'ine yaklaştıkça da biraz daha böyle bir BNB'de artış görebiliriz. Bu da zaten büyük plandaki yükselen üçgen formasyonunun teyidi olabilir. Şimdi dostlar bunları konuştuk. Biraz da böyle bir yorumlara geçmek istiyorum. Sizden gelen soruları, yorumları böyle konuşmak istiyorum. Ara ara videoların sonunda konuşuyorduk bir ara ama bir süredir yapmadığımı fark ettim. Şimdi bakalım sizlerden neler gelmiş, ne yorumlar gelmiş. Bunları okuyalım şöyle bir. Bülent Yılmaz demiş ki güven veren bir anlatım tarzım var. Teşekkürler. Bu arada çok teşekkür ederim. Tibet Tibetoğlu da şöyle bir soru sormuş. Eren BNB'ye girilir mi buralardan sence? Bunu 3 gün önce sormuş. Yani yükselişin bayağı bir zirve yaptığı zamanlarda. Ben de şöyle bir şey demişim. Ben çıksam mı diye düşünüyorum. Piyasa boğaya girmezse Fetch ICO'suna kadar artabilir ama demişim. 25 Şubat'tı bu demişim. Özcan Yazar da 3 gün önce şöyle bir yorum yapmış. Eren ağzına sağlık. DX merkezsiz borsa hakkında düşünceni almak istiyorum. Senin yorumun benim için çok önemli demiş Özcan. Çok teşekkür ediyorum Özcan bu arada. Yani şunu söyleyebilirim. DX için ara ara zaten konuşuyoruz. Canlı yayınlarda falan sorular soruyorsunuz siz de ama şunu söyleyebilirim merkezsiz borsalar için. Yani Binance'in getireceği bir rüzgar olabilir merkezsiz borsa dünyasına. Burada iki tane olay gerçekleşebilir dostlar. Birincisi şu. Ya merkezsiz borsa insanların ayağı alışır. Bu da ne olur? Hani hiç McDonald's'ın Burger King'in olmadığı yere McDonald's gittiği zaman sonradan Burger King'in geldiği vakit o Burger King'in işi daha kolay olur. Eğer hiç McDonald's olmasaydı insanların ağızda da alışmazdı. İşte burada da böyle bir senaryo olabilir. Yani merkezsiz borsalara insanlar alışırsa gider DX'i de kullanabilir. Ama bir de şu ihtimal var, şu risk var DX için. Eğer Binance ortalığı tamamen böyle bir kaplarsa, tekel olursa bu noktada. Çünkü merkezsiz borsalar şu an var ama kullanımlar çok zor. Özellikle bu Ethereum üzerine çalışan merkezsiz borsalar var ya, Ether Delta falan. Yani hakikaten şöyle padişah fermanı gibi bir kullanım kılavuzu lazım onlar için. Dolayısıyla risk bu olabilir DX üzerinde diyerek geçmek istiyorum. The Dark Knight demiş ki Fed şu dolarları yakmasa da kripto para piyasasına soksa ne iyi olurdu? Hakikaten ne iyi olurdu ama yine sonuçta onların amacı ne? Onların amacı doları kıymetlendirmek. Bunu yaparsa doları kıymetlendirmiş olmaz. Önsel Kutsal demiş ki yükseliş eli kulağında olabilir dediniz. Yükseliş geldi sizi izlerken 3640 dolar civarı demiş. Aynen öyle bir geçenki videomda hakikaten böyle bir denk geldi. Mark Stark da diyor ki üstün dökmeni ben de çok severim Eren. Hakikaten geçenki videomda ikinci videomda üstün dökmenle ilgili bir şey vermiştim. Böyle bir benzetme yapmıştım. Hikmet Hammadov da demiş ki dolar 2 liraya inecek demiş. Umarım iner. Süper olur. Birol Akcan da demiş ki kardeşim seni izliyorum ve terapi gibi geliyor. Bir huzur geliyor bana demiş. Çok teşekkür ediyorum Birol Bey. Diyerek dostlar bu bölümü şöyle hafiften bitirmek istiyorum. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı ve zile dokunmayı lütfen unutmayın da demek istiyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu videonun altına. Sizce BNB daha da yükselecek
gelecek mi? Neler düşünüyorsunuz? Aklınızda nasıl bir hikaye var BNB için? Yazın dostlar yorumlarınızı. Bir de videonun açıklama kısmındaki Telegram kanalıma ve grubuma katılmayı da lütfen unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Çoğunlukla böyle olumlu söylentilerle... Durdursana ya. Ne oldu? Ya duramadı, çok kustu, uykusu geldi. Yıkayıp yatıralım mı? Tamam aşkım, bitireyim de yatıralım ya. Çok uzun mu? Biraz daha, yani var biraz daha. Bitiririm, yaparız. Bir 15 dakika bekle.